17. Yarar Adana Simpozyumu'nun birincisinde de yaptığım için açılışı, 17.sini yapmaktan mutluyum. İnşallah daha fazlasını da yaparız. Hepinizin bildiği gibi günümüzde cevher hazırlama olmadan madenlerin değerlendirilmesi mümkün değil. Çünkü artık madenler belli değerli mineral açısından belli düşük seviyelerde, ki günümüzde örneğin 0.1 bakır değerleniyor ekonomik olarak. 0.3 ppm altın, yani gram ton, o da değerleniyor. İşte bütün bu değerlendirmenin esasında cevher hazırlama teknolojisi yapıyor. Onun için cevher hazırlama teknolojisini diğer bütün maden teknolojilerinden daha bir ileri noktada tutmamız gerekir. O yüzden de aşağı yukarı 17 olduğuna göre demek ki 34 yıl önce bu cevher hazırlama sempozyumunu çok değerli, rahmetli Profesör Zeki Doğan ve Profesör Yavuz Aytekin'le birlikte kararlaştırarak İzmir'de başlattık. Ve devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii ki burada cevher hazırlamadaki en son yenilikler anlatılacak. Cevher ve kömür hazırlamadaki. Ayrıca bu sempozyumun özelliği var. İlk var. Burada biz öyle bir planlama yaptık ki endüstriyi büyük ölçüde kattık. Takriben endüstriden sunulacak bildirilerin sayısı %35'i, yani şöyle diyeyim 30-35 tane bildiri sunulacak. Ve bu tabii ki bir yenilik oluyor. Burada önemli olan bir madende yapılanın diğer madencilerin de bilgisine sunulması. Çünkü herkes yaptığı işi anlatacak. So it's generally accepted that flotation as a process started in Broken Hill in Australia in the first decade of the 20th century. Madenler ve madencilik çağlara ismini verecek kadar önemli alanlardır. Bu önem her daim artarak günümüze kadar gelmiştir. Genellikle ülkelerin maden tüketimiyle gelişmişlik düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki söz konusu olup, gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik seviyelerine ulaşmalarında doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarının büyük rol oynadığı bilinmektedir. Madenler bilindiği üzere yerinden alındıktan sonra hemen kullanılmaya elverişliğidirler. Bazı işlemlerden geçirilerek asıl değerlerine ulaşmaları gerekir. Aksi takdirde ülkelerin yer altı kaynaklarının kısa vadede gelir getirmesi için heba edilmiş olurlar. Bunun olmaması adına cevher zenginleştirme işlemlerine başvurulur. Günümüz dünyasında bu artık zorunluluktur. Cevher hazırlama, biraz zenginleştirme dediğimizde devrimçilik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda ham madde
maddenin kullanılabilir hale getirilmesini ifade etmiş oluyoruz. Bu bağlamda cevher hazırlama, endüstrinin çeşitli alanlarında kullanma, mineral kaynaklı ham maddeleri istenmeyen safsızlıklardan arındıran ve yine mineral kaynaklı malzemeleri belirli boyutlara getiren başlı başına bir sanayi dalıdır. Bu yüzden de cevher hazırlama bir tesisin planlanması, tasarımı ve çalıştırılması gibi mühendislik ve teknolojik bilgi birikimi gerektiren önemli bir ilim alanıdır.